Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir file çanta çatışacağız. Bakın şu anda astarsız. İstenirse astarlanabilir. Bu şekilde de kullanılabilir. Sap kısmı kendi örgüsüyle, ipiyle devam ediyor. Ayrıca bir sap takmadık. 1,5 tane pamuklu, ince pamuklu makrame ip gitti. Alt kısmından başlayarak ördük. Şurada alt kısmındaki taban başlangıcını beraber yapacağız. Örneğe geçtiğimizde istediğimiz ölçüde örerek geleceğiz. Benim çantamın ölçüleri yaklaşık eni 33. Şuradan boyu 32 santim kadar. Sap kısmı tabii boylarımız farklı olduğu için kendi boyumuza göre ayarlanabilir. Şimdi alt kısmından çantamızı kurmaya başlayalım. Şimdi çantamızın tabanında 3 sıra arttırmamız var. Daha sonrasında dümdüz örüyoruz ve tekli trabzan çantamızın tamamı. 34 zincirle başlayacağım ben. İlk arttırmamızda kenarlarda 3'er kez. Sonra her birinin üzerine 2'şer kez batarak 6 adet olacak kenar dönüşlerimiz. Sonrasında da bakın çift tek çift çift şeklinde ilerleyeceğim. Şimdi yaparken de zaten daha anlaşılır olacak. Evet, çantamız için 34 tane zincirimizi yaptık. Şimdi başlıyoruz. Bunun üzerine ekstra 1, 2, 3 tane daha zincir yapıyorum. Dönüşte kullanacağım. 5 numaralı tığ kullanıyorum ben. Ama sizler hangisiyle rahat ederseniz 4, 4,5, 5 rahatça örülebilir. Şimdi başına aldım ve 1, 2, 3'ü fazladan yapmıştım dönüş için. 4. zincirimin içine bakın tekli trabzanımı yapıyorum. Bir zincir başına aldım. Alt kısımdan bir atlayarak yine tekli trabzan. Örgümüzün tamamı tekli trabzanlar şeklinde demiştim. Bir zincir olabildiğince gevşek yapmaya çalışın bu arada. Bir zincir bir atlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Arttırmalar köşelerde gerçekleşecek. Biz de sıramızın sonuna kadar yapalım. Evet, köşeye kadar trabzanlarımızı yaptık. Şimdi arttırmamızı da yapacağız. Son zincirimizin içine trabzanımızı battığımızda şimdi aynı yerde 3 tane trabzan görmeliydik. Aralarda hep birer zincir. Şimdi bir zincir bu birinci battığımızdı. Şu an ikincisi bir zincir. Tekrar aynı noktaya batarak dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ve üçüncüsü ve bir zincir yapıp devam edeceğiz. Şimdi ben trabzanların arkalarından devam ediyoruz. Şurayı yaptığımda bu boşluk oluşması çok hoşuma gitmiyor. O yüzden yaptığım trabzanın dip kısmına batarak ilerliyorum ilk sırada. Bir zincir boşluk kısmını kullanarak ilerliyorum. Çantamızın sadece arttırma yaptığımız 3 sırasında trabzanların üzerine kullanacağız. Sonraki gövde örümünde tamamen boşluklara batarak ilerleyeceğiz. Evet, şimdi birlikte ilk sıramızı tamamlayalım. Arttırmayla bitireceğiz yine. Eğer çantanızı farklı bir iple yapacak olursanız daha bir ince bir iple zincir sayınızı arttırmalısınız. Ya da yine aynı iple daha küçük ya da daha büyük yapmak istediğinizde arttırmayı değil zincir sayısını değiştirmeyi unutmayın. Aradaki başlangıç zincirimiz yani. Evet, sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Sonuncuyu da yaptık. Şimdi burası bizim zincir yaparak başladığımız kısımdı. Bu bizim şuradan göstereyim. Şu olarak sayılıyor. İki taneye daha ihtiyacımız var. Bunun için bir zincir bakın şunun dibine batacağım. Bir, iki, bir tane daha ihtiyacım var. Bir zincir aynı noktaya tekrar.
Böylece bakın 1, 2, 3 taneyi görüyorum ve bir zincir yaparak tepeye kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Böylece arttırmamın ilk sırası tamamlandı. Şimdi arttırmamın ikinci sırasında bağlama işlemimi şu kısma yaptım. Şuradayım. Benim direkt çiftle başlamam lazım. Yani buradaki 3 tane trabzanımın her birinin tepesine ikişer tane trabzan yapmamız lazım. Yukarıya çıkışım 2 zincir ve dönüş içinde aralarda birer zincir olduğu için ekstra zincirim bunun için, yani 3 zincir yaptım. Başını aldım. Aynı noktaya bakın. Bağladığım noktaya tekrar tekli trabzanımı yapıyorum. İkisi dönüş, bir tanesi ara zincirim için. Bir zincir. Ve artık yanından her bir trabzanın tepesine yine tekli trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Şekilde. Yine köşe kısma geldiğimizde de burada gördüğümüz 1, 2, 3 tanenin üzerine hep çift batarak döneceğiz. Evet, kenardaki arttırma yerimize geldik. Burada bir zincir, bakın 3 taneydi. Aynı noktalara çift batım yaparak arttırmamızı yapıyoruz. Bir zincir, aynı yere tekrar. Bir zincir, ikincisinin üzerindeyim. Bir zincir, aynı noktaya tekrar. Bir zincir, üçüncüsünün bir zincir ve tekrar batarak, bakın şu kısımda da 2, 4, 6 taneye ulaştım. Yine bir zincir aralarda olup tekli trabzanlarıma başladığım noktaya gelene kadar devam ediyorum. Burada başladığım yere gelmeden önce arttırma yapmam gereken iki tanesi var. Orada tekrar görüşmek üzere. Evet, başladığım noktaya geliyorum. Başlarken çiftin ilkini yaparak gelmiştim. Aynı noktada 1, 2, 3 trabzanım vardı. Demek ki arttırmalarıma bu ikisi üzerinden devam edeceğim. Bir zincir. Aynı noktaya ikinci kez. 6'ya tamamlayacağız. Bir zincir, ortadakindeyim. Bir zincir, bu kısmı da tamamladık ve bir zincir yaparak başlangıç noktama kaydırma tekniğiyle yine bağlıyorum. Böylece ikinci sıramın arttırma kısmını da bitirmiş oldum. Şimdi arttırmamızın üçüncü sırasındayız. Burada ise az önce yaptığımız altılı grubun ilklerine çift, tek, ortadakine çift, çift, tek, çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bizim bağlantı yaptığımız nokta, bakın, çiftli, çiftli, altılı gruptan. Burada şunun tepesindeyiz şu anda. Bakın şuradaki V'nin birincisindeyiz. Buradaki çektiğimiz ne der? Tek, diğer kanada çift yapacağız. Şimdi yukarıya çıkışımız 1, 2, ara zincirimiz için de 3 taneydi. Bunu tek kabul ettim. Buradaki V'mizin bu tek, burası çift olacak. Yine aralardaki birer zincir unutmuyoruz. Nereyi yapmış olduk aslında? Biz şu kısmı, şurayı göstereyim, şurayı yapmış olduk başlangıçta. Bunun dışında yine her trabzanın üzerine birer tane yaparak ilerliyoruz. Asıl arttırmamız şu kısımda daha net belli olacak ama buralara da çizerek göstermeye çalışıyorum takılmamanız adına. Evet, diğer kenardayım, uçtayım. 2, 4, 6. Şimdi arttırmamız. Bir zincir yaptım. Bu V'nin ilkine çift batıyoruz. Bir zincir, aynı noktaya tekrar. Bir zincir, bu V'nin diğer bacağına tek batıyoruz. Bir zincir, ortadaki V'mizin her ikisine de çift batıyoruz. Yani hem bu bacağının üzerine bir zincir,
Hem de bu bacağının üzerine çift batım yaptık. Bir zincir. Burada gelirken önce çift sonra tek yapmıştık. Bir giderken de simetrik olması açısından yine önce tek bir zincir ve yine çift batarak dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu arada bu tabanı sadece bu çanta için değil, başka model koyacağınız herhangi bir çantanın tabanında da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bakın oldukça güzel dönüşü olan oval bir taban oldu. Onun dışında yine aralarda birer zincir yapıp ilerliyoruz. Bu sıranın sonunda artık normal gövdenin örüm işine başlayacağız. Evet, başlangıç noktamıza gelirken zaten ilk işlemi yapmıştık. Burada işlem yapacağımız kenar ve ortadaki kalmıştı. Şimdi bir zincir kuralımız neydi? Üçüncü sırada önce çift aynı noktaya tekrar bir zincir sonra tek bir zincir ortadaki kısımda her ikisinin üzerine de çift. Aralarda birer zincir tabii ki. Diğer uçta da yine çift batım yaptık. Zaten ilk aşamayı başlarken yapmıştık. O yüzden bir zincir yapıyoruz. Burası bu çantanın en önemli püf noktalarından birinin olduğu yer. O da şu. Artık kaydırma tekniğiyle bağlamıyoruz. Direkt başını alıp boşluğun içine batarak döne döne örmeye, yani spiral bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Tekli trabzanımızı yapıp başladık. Bir zincir. Artık herhangi bir arttırma, eksiltme, hiçbir işimiz yok. Boşluklara batarak ilerliyoruz. Gevşek tekli trabzanlar yapmaya çalışın. Bir zincir, bakın artık boşlukları kullanıyorum. Bir zincir, boşlukları kullanıyorum. Bütün çantamızı yaklaşık 30 santim kadar, 32 santim kadar ama siz dediğim gibi dilediğiniz ölçüde bunu yapabilirsiniz. Devam edeceğiz. İlk sırayı birlikte bitirelim. Sonrasında sap kısmını da tarif edeceğim ve çantamızı tamamlamış olacağız. Evet, bakın dönüşlerde de dediğim gibi herhangi bir arttırma eksiltmemiz yok. Sadece şu araları unutmayın sakın. Şu boşlukların hepsini kullanıyoruz. Şekilde. Zaten ilk sıralarda çanta formunu hemen göremeyebilirsiniz. Biraz geniş olacak ama sonra oldukça güzel bir şekilde toparlanıyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi boşluklardan da döndüm. Hafif kavislenmeye de başlar. Bir sonraki sırada sıranın nerede bittiği başladığı çok kritik değil. Çünkü zaten aynı iple sap örmeye de devam edeceğiz. Sapın bir kanadında ipliği hiç koparmadan devam ederken diğerinde mecburen tabii ki koparıp tekrar ekleyerek ikinci sapı da örüp tam omuz üstünde dikerek çantamızı tamamlayacağız. Başlangıç kısmına da gelelim. Dönüşlerimizi dediğim gibi unutmayalım. İlk 3 sıradan sonra oldukça kolay bir örümü var. Bunu sentetik makrame ipleriyle de örebilirsiniz. Simli iplerle de örebilirsiniz. Evet, bakın başladığım noktaya gidiyorum ama başladığım nokta benim için artık çok kritik değil. Gördüğüm her boşluğun içine battığım için ben şurada geçiş yapmıştım. Orayı da boşluk olarak değerlendirip devam ediyorum.
Evet, bu şekilde döne döne istediğimiz ölçüye kadar örüyoruz. Evet, çantamızı istediğimiz ölçüde ördük. Döne döne geliyorduk. O yüzden şu anda hala ipimiz devam ediyor. Şimdi ne yapıyoruz sap kısmı için? Çantamızı düzgünce yerleştirdikten sonra delikleri sayarak yapabilirsiniz. Bir mezura yardımıyla ortayı bulabilirsiniz. Ama delikleri saymanızı tercih ederim. Eşit sap genişlikleri olması açısından. Şimdi orta noktalarına bakın. Şu şekilde iki tane işaretleyici koydum. Buralara dokunmayacağım. Ben bunun yanından itibaren, burası orta noktaları, iki tane, yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğu bırakarak o sapların ortasındaki boşluğu oluşturacağım. Buraya kadar ördüm. Bakın geldim. İpim hala burada. Nasıl eksilterek sap kısmını yapacağım? Önce bir tarafı, sonra diğer tarafı halledeceğiz. Şimdi buraya kadar geldik. Benim korumak istediğim buradaki iki kutucuktu. Aralarda hep birer zincir yapıyorduk. Eksiltme kısmında bakın son trabzanımdan sonra zincir yapmıyorum. Hemen yine boşluğa batarak tek de trabzanımı yaptım. Aslında burada bir eksiltme işlemi gerçekleştirmiş oldum. İki zincir. Artık ileri geri yaparak sapımızı yapacağız. Döndük. Şimdi buradaki boşluğumuz oluşmadığı için burayı görmüyorum. Biz buradaki boşlukları yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir. Bunu da ne tarafa, arka tarafta, diğer tarafta iki tane kutucuk görene kadar öreceğim. Ne kadar azaltacağım derseniz 6 tane kutucuğa kadar azalttım ben. Ama o sizin için daha genişse bir tık daha bile azaltabilirsiniz. Ya da omuzunuzun üzerinde görmek istediğiniz genişlik ne kadarsa. Evet, şimdi burada 2 kutucuk kalana kadar şu arayı da örelim. Şimdi diğer işaretleyicimizin olduğu yere 3 kutucuğum kaldı. Demiştim ki kenarlardaki bunun dışında iki tane kutucuk, yani toplam ortada 5 kutucuğa ihtiyacım var. Şimdi bu sıranın başında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani zincir yapmıyorum eksiltme yaparken. Direkt başını alıp buradaki kutucuğum ayrı, buraya batıp tekli trabzanımı yaptım. Yine iki zincir yapıp döndük. Yine bu kutu hiç görünmediği için buradan devam ediyoruz. Yani sıranın sonlarında fazlalık bir zincirimizi yapmayıp birleştirerek oradaki kutucuk sayısını aslında birer birer azaltmış oluyoruz. Bir kez daha yapalım. Sonrasında diğer taraf için İpliğimiz tabi tepede biteceği için bağlayarak kullanacağız. Fazladan bir düğümümüz olacak sadece. Şu kısmı tekrar görelim. Son kısma geliyoruz. Bakın. Şimdi buranın da düzgün bir şekilde gitmesi adına son kutucuğumu yaptım. Zincir yapmadan dönüşte yaptığımız iki zincirimiz vardı. Onlardan ilkine atarak sabitledim. Yine iki zincir yapıyorum. Döndüm. Bu kısmı göremediğim için artık İlk büyük kutucuğumun içinden devam ediyorum. Bu şekilde yapa yapa kutucuklarım gitgide azalacak. Son kısma geldiğimde de yine aynı şeyi buraya yaptıktan sonra zincirimi yakalayarak son trabzanımı yapıp döneceğim. Şimdi 6 kutucuk kalana kadar ya da 5 kutucuk nasıl arzu ederseniz eksilterek devam ediyoruz.
Evet. Çantamızın bakın bir tarafını bu şekilde eksilterek geldik. Şu şekilde de yan durduğunda böyle görünecek. Şimdi kalan son kısmını biz bu şekilde örmeye devam edersek hep eksilerek gider. Ve omzumuzun üstüne yeterli miktarda trabzan kalmaz. Şimdi burada artık istediğimiz genişliğe geldiğimizde benim için burası 1, 2, 3, 4, 5 kutucuk. Ne yapacağım? 3 zincir yapıyorum. Bu sefer döndüm. Diğerlerini de 2 zincirle dönmüştüm. Burada trabzanların üzerine batarak devam edeceğim. Yani boşluğa değil. Bakın şu şekilde trabzanımızın üzerine batıp yine tekli trabzan yapıyorum tabii. İkinci kutu, üçüncü kutu, dört ve son olarak da beşinci kutu. Şimdi ben bu beş kutucuğu koruyarak ilerleyeceğim. Zaten eğer askı boyunu daha uzun yapmak isterseniz ya da çapraz yapmak isterseniz bu kısmı uzatmalısınız. Dönüş, üç zincir, döndük. Her bir trabzanın üzerine batarak bu 5 kutucuğu koruyorum. Bunu sadece omuz üstündeki uzatma kısmında uyguluyorum. Ben çok uzun bir sap istemediğim için bunu bu şekilde 5 sıra öreceğim ve bir tarafını tamamlayacağım. Şimdi bir tarafını tamamladık. Bu şekilde 5 sırayla bitirdim. İpliğimizi kopardık. Aynı işlemleri diğer taraf için de yapacağız ama ipliğimizi tekrar bağlamamız gerekecek. Bizim bu orta kısımdan 2 tane boşluğa ihtiyacımız vardı. Yani üçüncüsünün içine ipliğimizi bağlayalım. Ve sanki ipliğimiz buradaymış da devam ediyormuş gibi 2 zincir yapıp hemen yandaki kutucuğa batarak aralarında birer zincir olacak şekilde yine yan örümümüze başlayalım. Nasıl yapmıştık? Yine bunu örerek arka taraftaki işaretleyiciden önceki 2 kutu kalana kadar ilerliyorum. Ve dönüşlerde sondaki zinciri yapmayıp birer kutu birer kutu eksilterek yukarıya kadar 5 kutucuk olana kadar küçülttük. Sonrasında da 5 kutucuğu da 5 sıra ördüm ben. Bu tarafı da öreceğim ve tepedeki dikim kısmını gösterdikten sonra çantamızı tamamlamış olacağız. Şu kısmı bir kez daha göstermek istiyorum sizlere. Diğer işaretleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Evet, ondan önceki 1, 2, 3 kutumuz kaldı. Bu 2 kutucuğu koruyacağız. Son aşamada zincir yapmadan direkt başını alıp tekli trabzanımızı yaptık ve eksilttik. Dönüşümüz 2 zincir. İlk kutucuğu hiç görmeden direkt buradan başlıyoruz. Yine son kısımda da örüp geldikten sonra şurası başladığımız noktaydı. Son kısımda da burayı yaptıktan sonra zincir yapmadan son kutucuğun kenarından yakalayıp dönüyoruz. Yine eksilterek diğer taraftaki aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Evet, çantamızın iki sap kısmını da ördük eşit ölçüde ve şimdi tepeden birleştireceğiz. Bu birleştirmeyi ipliğinizi koparıp iğne yardımıyla dikerek yapabilirsiniz. Ya da daha hiç ipliğinizi koparmadan kaydırma tekniğini kullanarak da yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. Şimdi size de göstereyim. Şimdi bu yöne doğru ördüğümüz için ipliğimizi önce şimdi ilmeğimiz burada şu şekilde düzelttim, birleştirdim. Başlangıç noktasına şöyle bir aldım. Şimdi bu tepede görüyorsunuz saç örgü gibi bir bölüm var. Bunun bir kanadını alıyorum arka taraftakini. Bunun da bir kanadını alıyorum. Ve kaydırma tekniği geçiriyorum. Buradan bir tane alıyorum.
Buradan bir tane birbirine bakan taraflardakini aslında yakalıyorum. Yakaladım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar götüreceğim ve ipliklerin uçlarını yine bir iğne yardımıyla iç kısımda yok edeceğim. Dediğim gibi burayı dikerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde temiz bir görüntü oldu. Omuz kısmımıza geliyor. Şimdi bunu bitirdikten sonra artık çantamız hazır. Püskülle, pomponla, çiçekle süsleyebilirsiniz. Şu kısmın esneyeceği aklınıza gelirse ki çok fazla esneme payı yok ama tabi biliyorsunuz örgü çantalarda her zaman biraz esneme olur. Bir sıra sık iğne gidebilirsiniz, kaydırma yapabilirsiniz ama ben hiçbir şey yapmayacağım. Gayet düzgün oldu. Bu şekilde çantamı tamamlayacağım. Astar dediğim gibi dikebilir. Bu kısma düğme yapabilir ya da artık deri aparatlar var. Onları dikerek de çantanızı süsleyebilirsiniz. Temel olarak örgüsü bu şekilde tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.